Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Giriş sayfasını yapmıştık. Yol sayfası henüz tamam değil ama basit. Şu butonu da biraz geliştirip kenarlıklarını da yapalım. Ondan sonra sign-in sayfasını yapalım. Kenarlığı tamam. Butonun S 8 35 exact 35 diyoruz. Tamam. Okey. Sonra bir de kenarlığını yapalım. Rounded. Rounded corners. New all radius 10 diyelim. Buton biraz kenarlığı eğik olsun. Tamam. Buton olduğu anlaşılsın diye. Tabi bu label niye ise ortalanmamış. Onu da ortalayalım. Tabi label signal kullandığımız için label signali nesne yani bir element olmadığı için buna ortalan diyemiyoruz. O yüzden ben bu labelin içerisine alıyorum. Label diyorum. Hatta buraya label signal diyelim. Asıl çünkü signal o zaman buraya gelmiş olacak. Buraya. Tabi buraya bir tane daha. Buradaki sinyale artık ihtiyacımız yok. Tamam. Tabii labeli aldığımız için şimdi de labeli ortalayalım. S-Align Center New Center yok Center. Direkt Center diyeceğimiz için buna gerek yok. Şunu diyebiliriz. Yazı da ortalanmış oldu. Şimdi ortalanacak. Gelsin. Hadi. Unclosed. Center. Label. Label. İçimin. Pardon. Şunu buradan alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Tamam. Ortalanacak. Ortalandı. Tamam. Şimdi buraya tıklandığı zaman tabii label yaptığımız için yazının üstüne geldiği zaman fare yazıya dönüşüyor. O yüzden bunu daha farklı yapabilir miyiz? Unhovered var mı? Unhovered. Ama bu biraz zahmetli olur. Unhovered. Mouse, event mouse'un tipini değiştireceğiz ama ben bunu daha önce hiç görmedim. Biraz değişik olur. Şimdilik böyle idare edelim ama onu düzeltmemiz lazım. Fare üstüne geldiği zaman, labelin üstüne geldiği zaman bile şekli şemali bozulmayacak şekilde yapmamız lazım. Bunu nasıl aslında label değil de el yapsak nasıl olur? El hiçbir özelliği olmayan nesne demek. Ben buna bunu yapayım. Child signal diyeyim. Child signal'a zaten bir string geliyor. Tamam. Bu on klikte zaten butonun on kliği. Şuraya gelecek. Muhtemelen bu defa oldu. Bakalım. Evet. Label olduğu zaman label kendi yazısının üstüne link koymuyor. Aslında bu TR'de mesela öyle yapılabilirdi. Neyse şimdi buraya tıklandığı zaman bu bilgileri şimdilik es geçelim. Bunları ne zaman dolduracağız söyleyeyim. Bunları sunucu tarafına ayarladığımız zaman halledeceğiz. Şimdilik biz hızlı bir şekilde frontend tarafını yapıyoruz. Şimdi gelelim 10 klikte ne olacak? Ne login diyelim. Login olduğu zaman
Normalde burada sunucuya bir data göndermemiz lazım. Ne datası? İşte e-posta ve password datasını göndermemiz lazım. Ama o kısımlar sunucuyla çok içli dışlı, artı buradaki shared dosyalarıyla da içli dışlı olacak. Ona göre tasarlamamız lazım. Fakat biz şimdilik dikkatimizi dağıtmadan sadece ve sadece frontend'e odaklandığımızdan dolayı burada bir tane user oluşturalım. Neredeydi bu user? Mesela şurada bakın. Nerede? Login user. Burayı biz değiştireceğiz. Geliyorum buraya. Login up login user set some user default. Default yok tabii. Çünkü default'u implement etmemişiz. Gelelim app'a. User'a gelelim. Nerede user? Şurada. Default'u da implement edelim şimdilik. Bunu implement ettik. Bunu da implement edelim. Ne diyor bu? Burada login page ayrı, login ayrı. Login page yapalım burayı. Tamam. Burada da login page'i çağıralım. Nerede? Login page çağıralım. Tamam. Şimdi oldu. Burada da login'i çağırabiliriz. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Şurada da şimdi login diyelim. Tamam. Bakın. Buralar gitti. Neden? Çünkü giriş yaptık. Ama tabii default değerleri boş olduğundan dolayı aslında hiçbir şey bize vermedi. Biz o zaman şöyle bir şey yapalım. Let user eşittir user ID 0 first name Mehmet string ya da evet last name işte string e-posta e-mail çiftir ne olsun info at libredu.org olsun. Bu da yine toString. Tamam. Şimdi mesela sum user default değil, sum user. Bakın şimdi. Burası tekrar çalıştığında bu veriler silinecek tabii. Biz çünkü projenin dosyasının içerisinde bu değişiklikleri yapıyoruz. Buraya tarayıcıya herhangi bir şekilde bunu eklemiyoruz. Gördüğünüz gibi gitti ama niyeyse bu denememiş. Neresi hatalı? Şurası. Tamam. Gördüğünüz gibi burası geldi. Şimdi bakın bu defa mesela user 1 kısmı geldi. Tabii biz bunun da page'ini, router'ını falan yapmamız gerekiyor. Şimdi biz giriş yaptığımız zaman burasının aslında gitmesi lazım. Fakat gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü router'ı yönlendirmedik. Diyelim ki giriş yaptı. Giriş yaptıktan sonra ne olacak? Router'a gelelim bakalım bizim elimizde ne var? Router. Burada root tanımlamamız gerekiyor. Ha, router replace. Şu. Yani giriş yaptık. Sen ana sayfaya git.
Tabii up mı? Router kime bağlı? Krateye bağlı. Krate router. Router. Bu da yine aynı şekilde. O zaman biz şöyle yapalım. Up. Bir de router'ı ekleyelim buraya. Tamam. Şimdi buraya gelip router ve router. Evet. Şimdi tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi ana sayfaya yönlendi. Giriş yaptık. Ana sayfaya yönlendi. Mesela şimdi tekrar login'e elle giriş yapmaya çalışalım. Ama tabii burada sayfa yeniden yükleneceği için çıkış yapacak. Bunu normalde biz Sessions'a eklesek Sessions sabit kalır. Onu da yapalım. Local Storage ile yapabiliyoruz bunu da. Local Storage. Bunu nerede kullanmıştı? Insert. Insert. User. Şöyle ekliyorsunuz. User. User. Tabi burada dırdır edecek. Neden dırdır edecek? Çünkü burada biz user'ı kullandık. User'ın sahipliği gitti. O yüzden olmaz haliyle. Ne yapabiliriz? Bunu klonlayabiliriz. Şimdi sıkıntı olmaması lazım. Ha, tamam. Referansını istiyor sadece. Okey. Tamam. Local storage tabi bu bir insert metodu bir result aldığı için expect diyelim. Nedir? İşte session fluent. Load. Load değil, insert. Tamam. Şimdi tekrar yapalım. Bunu yapmamızın sebebi şu. Kullanıcının giriş yapıp yapmadığını biz tarayıcı üzerinde tutalım ki her defasında adres değiştiğinde, yani ben buraya tıkladığımda ya da F5 yaptığımda verilerim gitmesin. Tabii bu şimdilik yeterli değil. Şimdi giriş yap diyelim. Bak, giriş yaptık. Ama ben sayfayı yenilediğimde gidecek. Fakat buraya gelelim. Elle'ye gelelim mesela. Bellekte var mı? Nerede var? Uygulama. Heh, depolama kısmında. Bakın, user bilgilerini ben burada oluşturmuşum. Ama okuma yapmıyorum. Yani sayfa yenilendiğinde okuma yapmıyorum. Şimdi biz sayfa ilk yüklendiği zaman kullanıcı bilgilerini yükleyelim. Bu neredeydi? User up kısmındaydı. Login user. Let sum user eşittir local storage get user user diye yapmıştık. Bu table sum user. Bakalım. Ha, pardon, table new sum. Yani eğer daha önce tarayıcıya bir şekilde bir şeyler eklenmiş ise ne yapalım? Bunu pardon, şurayı return edelim. Her defasında bu if, aslında bu yeni gelen if'te bu yapılmış ama hala return kısmında sıkıntı var. Ben en çok onu istiyordum aslında. Ne diyor? Max font struct zoom mu table? Ne alaka var ya? Bir şeyi gözden mi kaçırıyor? Option user. Yo. Ha, bu result eklenmiş. Niye?
Bu demek ki get ne veriyor bize? Result options result veriyor. Ne alaka lan? Niye option result? Yani bu user aslında var ama user'ın ne olduğu belli değil. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Serverwise yapabilir miyiz? Çünkü JSON olarak atmış oraya, yani direkt şey değil. Adı nedir? Şimdi bu get bize options veriyor. Dolayısıyla bu user aslında bir options. Yok. Options burada sama geldi. User da options'ın içerisindeki result değeri oldu. Tamam, ama bu result değerinin user olup olmadığını bilemiyoruz. Yani tamam, mesela bunu okuyacak. Buradakini okuyacak. Şunu okuyor ya. Bu mesela JSON dosyası. Ama JSON dosyasının biz kendi veri yapımızdaki user'a eşlenik olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Burada var mı? Şuradan biraz örnek alsak. Main'e bakalım. What logged user up kısmında. What? Nasıl yapmış bir bakalım. What? Şu. User storage key set logged user. Burada otomatik kendisi mi bunu halletmiş ya? Bu user'ın user olduğunu nereden biliyor mesela? Gözümden kaçan bir şey olabilir. Neyse. Şöyle yapmış burayı. Ok. İki defa match kullanmak yerine direkt bunu kullan demiş. Şimdi mesela oldu. New değil. Niye new kabul etmiyor bu? New bits data. Kendi kendisini çağırsa olur mu? Şöyle yani. Şimdi user set set olur mu? Bir bakalım. Derlenir ama. Return etmemize gerek yok tabii ki bunu. Tamam. Oluyormuş. Bakalım. Tabii, çünkü recursive fonksiyona girmiş oldu. Sürekli kendi kendini çağıracak. İkinci bir fonksiyon oluşturmamız gerekiyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor tabii. Ne yapmış burada? Şurada set logged user yapmış. Biz de onu yapacağız mecbur. Fonksiyonları burada tanımlamıştık. Functions. Ulan nasıl yokluk içerisindeyiz ya? Tamam.
Buraya geliyoruz. Nerede? Şu. Buradan set logged user. Tamam, şimdi oldu. Allah Allah. Nereye? 75. Login user yapmışım ben. Tamam. Login user. Şimdi yine olmadı ya. Ne diyor? Range error. Recall. Play average. At the average. Image burst. Hits. Exposure. Kendi kendisini sürekli çağırıyor. Doğru. Bence de mantıklı değil. Yine bunu çağırıyor çünkü. Logged user'ı değiştiriyor. Tamam. Bir de ben en başta logged user'ı ben mantıklı yapmamışım tasarımına. Doğru ya. Bunu buraya yapmaya gerek yok. Doğru. Burası direkt nan gelecek zaten. Bunu yeni bir fonksiyonun içerisine. What? Logged user. Bunu direkt buraya yazacağız. Buraya da gerek yok aslında. Direkt şunu kullanacağız. Şöyle. Tamam, bu kadar. Tekrar. Ana. Yine yüklenmiyor. Yüklenmesi lazım. Çağıracağız. Neredeydi bu? VF. 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 Pardon. Up. VF. Hadi. Bir yerde değil. Up'ta. Tamam. Up. What logged user. Pardon. Doğru mu? Yok, buna gerek yok ki. Şuna gerek yok hiç. Doğru. Şimdi oldu. Bunu sil. Pardon. Burayı da değiştirdik. Kaydedelim. Tamam. Şimdi bakın. Otomatik. Gördük. Şimdi rahatlıkla biz denemelerimizi yapabiliriz. Kullanıcı giriş yapmış gibi. Login diyelim mesela bakın. Ana sayfaya gelmedi. Ha gelmiş pardon. Tekrar yet deneyeyim. Login geldi. Tamam. Burası tamam. Şimdi bunun üzerine tıkladığımız zaman da çıkış yapsın. Biz ne demiştik? Bir evde. Headers'taydı bu. Right now bardaydı. Eğer işte kullanıcı varsa şu yüklensin demiştik. Bunu da şöyle biraz düzeltelim. Ya benim bu klavyem arkadaş. Yani bunun hakikaten büyük yokluk ya. Büyük bir rezillik de ayrıca. Çekmiyor ya. Param çekmiyor ya. Kasanın yanında. Bunu da aynı şekilde yapalım.
Şunun içerisine alalım ki biraz daha güzel görünsün. Tamam. Bu böyle. Sonra item'ini de aşağıya alalım. Link to. Burada link oluşturmaya gerek yok aslında. Hepsinde link oluşturmuşuz ama hem link hem click olayı olmaz aslında ama yapalım. Logout sayfası yapalım. Roots logout diyelim. Ama root'ta logout yok. Onu yapalım. Şunun aynısını al. Arkadaş ya, çalış, gözünün yağını ya, çalış ya. Logout. Yani logout adresine gittiği zaman root'umuz logout olsun. Şimdi geliyoruz buraya, şunu söylüyoruz. Aynısını alalım. Ne yapacağız biz? User'ı sileceğiz. User'ımız neredeydi? Up'deydi. Şuydu. Login user'ı set ne olursa olsun sileceğiz. Pardon. Return falan filan yapmamıza gerek yok aslında ama hepsinde return yapmış. Tamam, ana sayfaya git. Şuna gerek yok. Şuna gerek yok. Buna da gerek yok. Şuna da gerek yok. Çünkü root home'a gittiği zaman kendisi otomatikmen burada set page ID yani sayfayı home yapacak zaten. Ama öncesinde bir kullanıcıyı silelim. Up logged login user set ne? Na. Neresi bu? Header Signal Ref. Nasıl ya? Level tamam. Root tamam. 23-24 diyor. Bunu kapatmamış mıyız? Fazla mı olmuş? Yok. Doğru. Yine mi ya? Match user buradan başladı. Tamam. Bu da item'ın. Şunun. Başka var mı? Başka yok. Tamam. Bunda da sıkıntı yok. Bu item signal'ın. Bu da şu. Aa, bunun nerede? Doğru. Allah'ım ya Rabbim ya tutturamıyorum ya. Unclosed item. Unclosed. Bu ikisi aynı. Ha doğru. Aşağıda. Dırdır etmek rica ediyorum. En gereksiz dırdırlardan biri ya. Şimdi buna tıkladığımız zaman çıkış yapacak. Yaptı. Giriş yapalım. Yaptı. Çıkış yapalım. Yaptı. Bir de üye ol sayfasını yapalım şimdi.
Neredeydi bu? Up. VS. Şimdi. Bu login sayfasıydı. Bir de sign in page yapalım. Bunları aslında tek tek ayırsak iyi olur. New file, sign in, rs diyelim. Ah, gene faremiz donutturuyor. Sağ olsun. Vallahi yani bilgisayarı bir gün balkondan aşağı atabilirsem atacağım. Gücüm yese vallahi atarım da. Çok fazla uzun olmuş değil mi? Aslında bunların hepsini kısaltacak bir fonksiyon tasarlayıp direkt bu text box'ları ya da işte esteri falan oradan çağıracağız. Ama şimdilik elimiz hem elimiz alışsın kullanmaya hem de mantığına elimiz alışsın ki fonksiyon yazdığımızda biraz daha iyi olsun. Bak, görüyor musun ya? Arkadaş ya. Kafayı yiyeceğim ya. Çekmiyor ya, bildiğin çekmiyor ya, 2 metreden çekmiyor ya, 2 metre de değil ya, 30 santim ya. Çekmediği gibi de işimizi bozuyor bak. Pop bene login değil sign in page yapalım. Bu defa bütün nesneleri burada oluşturmak yerine aslında bir tane element directory oluşturalım, bir tane element. Ondan sonra bu elementlere ulaşmak için string'in içerisinde de bir tane dosya oluşturalım. Elements vs. Sonra bu elementlerin içerisine bir tane dosya. Mesela text input vs. Efendime söyleyeyim ya, dur Allah'ını seversen dur ya, zırt pırt yüklenme ya. Watch. Watch'ı iptal edemez miyim ya ben? Watch'tan nefret ediyorum. Bir tane daha buton. Tons vs. Tamam. Şimdi biz elements çağıralım. Elements'te mod kullanalım. Mod. Pop mod. Kim? Buttons. Pop mod text inputs 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 rename, tamam. Şimdi main'e gelelim. Mod elements dedik. Tamam. Şimdi tamam. Bunları yaptık ki sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar oluşturmayalım. Mesela gelelim buraya, şuraya mesela. Label oluşturuyoruz ya. Birkaç tane label türü oluşturacağız ya da birkaç tane text box mesela bir tane oluşturalım. Şunları bir aradan kaldıralım. i18'e artık ihtiyacımız yok. Router arada bir lazım oluyor. Main arada bir lazım oluyor. Silelim bunu. Şimdi elements burada. Text inputs. Text inputs. Up. Bn. Default. IMPL elements bir element olacak. Text input
input işte new, efendime söyleyeyim işte idc boş, ondan sonra placeholder eğer tanımlanmışsa placeholder da eklesin. Placeholder new text işte placeholder. Dolayısıyla biz bir tane text box oluşturduğumuz zaman bir id lazım olacak. str sonra bir tane placeholder lazım olacak. Bu da yine str. Buraya geliyoruz. Buraya id yazıyoruz. Buraya da placeholder yazmışız. Tamam. Başka ne lazım text input'ta? Bildiğim kadarıyla bir şey lazım değil. Yine bir bakalım hata verecek mi? Tamam. Use zoom. Zaten eklemişiz. O yüzden gerek yok. Sil. Buraya yıldız koy. Hepsini yüklesin. Tamam. Şimdi Sign'in sayfasına geliyorum. Ben text box çağırınca default olarak bunu bir yüklesin. Sign'inde geliyorum buraya. Use create elements. Ama burası bir dakika. Bu sign'in henüz hiçbir yerde tanımlanmadığı için app'tan çağıralım biz bunu. Modbf mod sign-in çağırdık. Şimdi sign-in kullanabiliriz. Krate. Şimdi krate'yi alalım. Krate elements. Tamamını al. Geliyorum buraya. Tabii 100 zoom'u da alalım. 100 zoom. Tamam aldık. Şimdi sign in page. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Kalın. Bunları görecek birazdan. Sıkıntı yok. Kaydedelim. Nereleri görmemiş? Buraları görmemiş. Name it color. Name it color demeden şu resimler çalışmıyor. i18'i de kullanmamışız. Onu da şöyle 100 krate i18. Tamam. Ha, tamam. Şimdilik burayı silelim. Tamam. Başka. Name it color'ın tamamını alalım. Tamam. Okey. Herhangi bir sıkıntı yok. Derlenmiştir. Fakat biraz şu text box'ı mesela şöyle çağırabiliriz artık. Elements dedik ya. Elements yerine direkt text inputs. Inputs. Çağırdık. Bu fonksiyonu çağırdıktan sonra şunları mesela buna gerek yok, şuna da gerek yok. A input type'ı da lazım. Text input'un bir de input type input type
Girmesek olmaz mı acaba? Input type text. Daha sonra bunu değiştirmek isteyen kişi değiştirebilir tabii ama. Şimdi sign in'de input default text input default IDC email placeholder'ı yine email email olan tabi burada ID placeholder aslında birer ney sinyal olacak ama neyse şimdilik placeholder sinyal olması lazım. New sinyal olması lazım. Ne güzelsin ya Rabbi. With signal şeklinde olması lazım yani. Neyse şimdilik böyle yapalım. Tamam. Bunu da çağırdık. Borders kısımları tamam. Ama bunları da acaba ayarlasak mı? Mesela şunları sildik. Placeholder'ı falan da sildik. Buraya mesela e-mail yazmalım artık. ID de yazabiliriz. Evet. ID kısmını aslında buralarda bir yerde ayarlamak lazım. Her birinin ID'sini. Fakat o biraz uzun sürecek. O yüzden böyle devam edelim. Bu fare de beni kanser edecek. Ben gidip kablolu fare ve klavye alacağım. Bu kadar. Ben birdenbire nasıl bu kadar kötü oldu bu bilgisayar anlamadım ya. IDC. Bu bize lazım değil. Input type'ı da yaptık. Lazım değil. Ama aslında buradan mesela default'unu da çağırabiliriz. Default'ta sadece placeholder ve ne lazım? İşte ID'si lazım. Tamam. Ama input type mesela şöyle yapılabilir. Pub bn number olanı çağırdığımızda default'u çağıracak. İşte mesela ben bunu sevmiyorum. Yani bu fonksiyon bu fonksiyonu o da bunu çağırsın kısmını sevmiyorum pek. Bunu nasıl yapabiliriz? Valla şimdilik ben böyle bırakacağım. Dediğim gibi bunu aslında güzel tasarlamak lazım. Öyle kafadan hemen 2 dakikada tasarlamak çok da sağlıklı değil. Çünkü sadece fonksiyonla bunları çağırmak istemiyorum. Biraz daha farklı olması lazım bunlar. Neyse. En azından input type'ını da çağırdık. Üstüne burada da aynısını yapalım. Şunu sil. Input type burada password. Ondan sonra align'ını da mesela burada tanımlayabiliriz. S align center text input. Ondan sonra S height 35. Başka ne var? 35 değil mi? Ha, şu var mesela. Bu da önemli. Default'ta mesela bunları her defasında tanımlamak yerine 30 mu yapmışız her defasında? Bunu da 30 yapalım o zaman. Gibi. Mesela her defasında bunları tanımlamamıza gerek yok style'ları. O yüzden bir tane böyle element hazırlayalım. O bize çıktısını versin. Daha sonra uyarlayabiliriz. Gerçi bunu direkt text input olarak da alabilirdik. Ama o da işleri karıştırıyor. Fazla karıştırmadan devam edelim. Tamam. Input type. Input type text. İkinci bir defa mesela burada input type'ı ikinci bir defa çağırabilir miyiz? Çağırsak tırdır eder mi? Şöyle yapalım. Mesela text input default password placeholder'a ne yazacağız?
Esporttur. Bakalım. Şunu da kaldıralım. Bir bakalım. Sayının 22'de. Nasıl bilmiyorsun ya? Doğru ya. Input type hangisi? Element ama text input değil ki sen bunu çağırmışsın. Dolayısıyla aslında bizim bunu text input olarak çağırmamız lazım ama bunun için benim Monzo'nun kaynak kodlarına girip bakmam gerekiyor. O da uzun sürecek. O yüzden signing'i biraz hızlı bir şekilde hemen şipşak tasarlayalım. Ortalık karışmasın. Bak görüyorum ya, fareye bak arkadaş. Yani 30 santimetreden nasıl çalışmıyor anlamıyorum ya. Bunları olduğu gibi text inputlara ekleyelim. İlgin. Placeholder'ı da with signal olacak. Signal i18n saniye. Tamam. Email. Tamam. Input type'ı da şu. Tamam, bunun aynısını alalım. Aslında şunu anladık. Text input çağırırken bütün verilerini girip buradan direkt o şekilde çağırmamız lazım. Yani burada input type'ını da girip burada hiçbir şekilde hiçbir şeyle uğraşmamak lazım. Ama bu defa buraya çok fazla argüman gelecek. Çok da hoşuma gitmiyor o şekilde. O yüzden bütün argümanları kullanmadan yapabilir miyiz diye baktım ama sıkıntı çıktı. Boşuna uğraşmış olduk. Şimdi bunlardan birincisi e-posta. İkincisi bunun aynısını gelelim. Kopyala. Gayet basit. Bu defa hatta birincisi first name. First name olsun. Placeholder'ı da first name. İkincisi last name. Name. Tabii bunları biz dil dosyalarında henüz tanımlamadık. Adı, soyadı, e-posta adresi. Tamam, burası zaten aynı kalacak. Şimdi password. Password again. Password 2 ve burası da şöyle yapacağız. Placeholder email password
Again diyelim. Sonra on click sign in. Yine gelelim. Login'deki mantığın aynısını, bunu şimdilik böyle kaydedelim. Bunda niye hala dırdır ediyor ya? Ben bunu geri mi almışım ya? Almamıştım ben. Name it color diyelim. Tamam. Bunları şimdilik es geçelim. Daha sonra bunlara detaylı bakmamız gerekiyor. Login nerede? Login VF. VF'deydi. Bunun aynısını alıyoruz. Burada sign'ine ekliyoruz. Bu defa tabi ad kısımlarını aslında buradaki fonksiyonlardan alabiliriz ama henüz oralara geçmeden önce bir bütün yolları yapalım diye düşünüyorum ama aslında buraya gelmişiz, artık yapalım diyorum. Sign in. Şimdilik bunu burada bitirelim. Yarınki derste bu bilgileri bu defa otomatik vermeyelim de şu text kutularına girdiği bilgilerden alalım diyeceğim ama o da olmuyor. Çünkü aslında password diye bir user'da bilgi yok. Fakat şuradan alabiliriz bilgiyi. Last name'den, first name'den ve e-posta adresinden alabiliriz bu defa bilgiyi. Olur. Onu da bir sonraki derste yapalım. Nerede hatalarımız? User up super user, ondan sonra router'ı da ekleyebiliriz ama crate root yine burası. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Enter. Super. Tamam. Replace niye yok? Bir de tekrar buraya. Yine krater. Tamam. Nerede? Tamam. Tamam. Hadi 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 hadi. Nerede var bir tane? Heh, buraya da noktalı virgülü silmişiz. Faremizin azizliği. Herhangi bir hata görünmüyor. O halde bakalım. Çıkış yapalım. Bir yola gelelim. Pardon, kapatmışım. Tamam. Tamam. Şimdi çıkış yapalım. Çıkış yaptık. Ama signing'i eklemedik. Bu da neredeydi? VFS'teydi. Nerede? Ha, o. Şurada. Page home ise şurası. Page up. Tabi burası süper aslında. Ondan sonra pages. Ne var? Sign in'di. Bu defa super sign in. Sign in page into raw elements. Okay. Şurası ile şurası aslında aynı iş bu arada. Çıkış yaptığımızda storage'i silmiyor. Onu bir yapalım. Çünkü bakın mesela çıkış yaptım. Sayfayı yeniden yüklediğimde tarayıcıdaki bilgileri alıyor. O bilgileri yüklediği için kullanıcı aslında çıkış yapmamış gibi görünüyor ki bu mantıksal bir hata. Dolayısıyla onu da nereden yapıyorduk?
Footer'da logout dediğimiz zaman bir de gelip burada local storage remove kim user'a ait bilgiyi sil. Tamam. Bakalım. Tekrar gelsin. Çıkış yaptık. Bakın bu defa yüklediğimde kullanıcı giriş yapmış olamayacak. Şimdi üye ola gel. Doğru ya. Niye hata verdi? Sign-in'de şundan hata veriyor. Password ve password again diye bir çeviri yapmamışız. Sign-in page. Email. 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 Password. Password. Password again. Eşittir. Password. Again. Tamam. Başka var mı? First name, last name. Buraya first name, first name, last name, last name. Gelelim. Aynısını Türkçe'ye de kaydedelim. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, şifreniz, şifreniz tekrar. Şimdi yeniden yükleyelim. Her ne kadar burası kod olmasa da biz Rust'ı derlediğimizde Fluent buradaki dosyayı aslında statik olarak okuyor. Haliyle yaptığımız değişiklikleri çalışma anında görmüyor. Dolayısıyla derleme anında yükleyeceğinden dolayı tekrar derleme yapmak zorundayız. Şimdi bakalım neresi kaldı? List. List. Bu kadar çok hata hiç sağlıklı değil. Çünkü bana satırımı vermiyor. Gerçi hepsinde böyle hata olmuyor da yine de sağlıklı değil bu kadar JavaScript'in işin içinde olması. Hangisi acaba hata veriyor? Password again, password again. Login var. Bir dakika. Password, password, email, last name, first name. Hangisi hata veriyor? Söylemiyor ki. Bu yüklenmedi. Bakın en baştaki bile yüklenmemiş. Demek ki daha en baştan bir problem var. Login. Ama login var. Login, sign in var. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı burada yok. İkincisinde kim var? T. First name. First name'i de yükledik. Burada var. First name'i yüklemişiz. Madem login'den eminiz, şuraya bir login yapalım. Bakalım hangisi hata veriyor ya. Login tek tek kontrol edeceğim. Email zaten çalışıyordu.
Password kısmında mı sorun var? Password again. Tamam. Doğru, hiçbir yerde sıkıntı yok görünüyor ama burada niye görünmüyor ya? Logout. Bir şeyler ters ama nerede ters? Ve burada neden? Bu niye burada adres yok? Giriş olmaması lazım. Bakın buraya tıkladığımda sayfa geliyor. Ama şimdi gelmiyor. Belleğe bir bakalım. Belleği silelim bir. Oturum depolama. User yok. Tabii çok da mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Çünkü kullanıcı varsa da yoksa da aynı şekilde davranacak. Bunu şuradan kaynaklı. Up. En aşağıda. Şimdi burada user'ı okusa da okumasa da user varsa da yoksa da bir değişiklik yapıyormuş gibi geliyor bana. Ama olsun yani sonuçta bizim bununla hiçbir alakamız yok. Neyse bu hata burada kalsın. Uzun sürdü. Bunu şimdilik kapatalım, bir ara verelim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.